Günaydın efendim. Yeni bir vlog başlıyor. Bugün cumartesi. Şimdi hazırlanacağım, makyaj yapacağım. Bir arkadaşımla kahvaltıya gideceğim. Önümde kristallerim var. Kristallerimi pembe Himalaya tuzunda temizliyorum. Önemli enerjilerin atmaları için. Şimdi makyaj yapacağım. Sonra çıkacağız. Soho House'tayız. Soho House normalde kalabalık olması gereken bir yer. Ama yemin ediyorum bizden başka kimse yok. Koca binada bir tek biz varız şu anda. Kapattım ya, çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün ne için? Ben avokado tost söyledim. Nasıl da fındık tabağı söyledim. Sadece fındık var. Güzelim, ne yapıyorsun? Uy Şivuş. Şivuş'a misafirliğe geldik. Çok tatlı. Sufle'nin en iyi arkadaşı. Bu köpek, bu Şiva, Sufle'yi köpeklere alıştıran köpektir. Çünkü Sufle ilk geldiğinde bana köpeklerden aşırı korkuyordu. İnsanları seviyordu ama köpekleri sevmiyordu. Sonra bir gün Burcu ve Şiva ile karşılaştık. Ve Sufle Şiva'yı çok sevdi. Değil mi Şiva? Heh. Ay teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi yat. Oh. Çok tatlısın sen. İyi ki doğdun teyzoş. Şimdi teyzemin doğum gününden çıktım. Kayyum'a geldim. Cansar'la buluşacağız. Ama kutlu ayakkabılarımı değiştirmem gerekiyor. Üstündeki ceketi de değiştireceğim. Sweatshirt giyeceğim. Hayaller gerçekler. Şimdi hazırım. Çünkü okula kula gezemeyecektim gerçekten. Arabanın ay anahtarını çıkaralım. Ay. Bu arabanın bagajı hiçbir zaman kapanmıyor. Yani AVM'ye girmeden bagaj kontrolü yapıyorlar ya. Hep açık kalıyor. O yüzden ben her park ettikten sonra tekrar bu arkaya gidip tekrar kapatmak zorunda kalıyorum. Çünkü utanıyorum artık. Kapanmadı, bir daha kapatılmasını izlemeye utanıyorum. Oh, çok rahatladım şu anda. Yemekte konuşamadım çok ama teyzemin doğum günüydü. Ondan sonra sürpriz yaptık. Bir gecim yoktu. Instagram birisini koydum anne babam ben. Ama bir gece yoktu. Bir gece Haziran'da geliyordu, önce söylemiştim zaten. Öyle yani. Şimdi aslında bugün Koray Jenner'ın doğum günü, geçmiş doğum gününü yapacağız, sürpriz yapacağız. Bugün iki tane sürpriz doğum günüm var benim için, çok enteresan. Yani şimdi Cansu'lar yanında bir yemek yiyorlarmış. Ben ölümüne yedim. O yemek, onların yemekleri bitince de Kore'ye sürpriz yapmaya gideceğiz. Ay, Dubai'ye çarpıyordum. Bu ne demek sakın acaba? Sakın söyle. Ece sakın ha sakın sen. Sen sakın ha sakın. Bir koydum oraya. Oo, sen de vlog çekiyorsun. Ben de vlog çekiyorum. Buradan. Pardon. Neden oradan? Bir dakika, ben önden gideceğim çünkü. Takım lideri ve tur rehberi. Çok şey, dostlar yolculuktalar. Turu elimiz şimdi. Ay ay, çok tatlısınız ya. Sen niye bu kadar kalın giyindin? Aşkım şu an çok iyiyim ben. Biraz sıcak. Ay şunlara bak. Şu an ay, mekana toplamaya herhangi gibi hissediyorum abi. Bir türlü vitrine giremeyeyim. Ya biz üniversiteye geldik. Sonra ödeme şey mi aldık selfie turu? Aa, evet, ben bana gidelim. Lazım o gerçekten. Çok iyi olur kol, uzun bir kol. Bugün 7936 adım atmışım. Sizce bu akşama kadar 10 gün olur mu? Evde dolaşacağım. Evde ben dolaşacağım. Evde dolaşacağım. Çünkü bak şu anda burada yürüyeyim böyle bak. Sayıyor mu onları sayıyor? Sayıyor, böyle yapmayı da sayıyor. Abi ben bir gün bir tane video çekerken açık tutmuşum fikrimi. Her ellerini hareket ettiği için şey zannediyor. Bütün gün oturarak 10 bin adım attım iddia. Azıcık sevgilim Tulu'yla gece hayatlarına geri dönüyoruz. Kesinlikle. Daha iyi bir eş olabilir mi? Olamaz. Bakayım. Bu mu araba? Gelmedi bence çünkü. Bir BM. BM. Ben. Değil. Bir şey söyleyeceğim ya, ben şeye gitmek çok istiyorum. Flam, Flam diye bir yer varmış. Flame ya da Flam ne diye soruyor. Flam. Öyle bir şey. Hayır, burada İstanbul'da. Burası inanılmaz elektronik böyle şeymiş ve dün gece çok güzel çalmış. Oraya gitmek istiyorum. Bak, ben varım.
Ben elektroniğe aşırı varım. Yani bilmiyorum, ne çaldıklarına çok bağlı. Böylesin sürekli ya. Ben ona varım. Bak böyle. Ben rockçıyım ya. Tuduyla elektronik gece hayatlarına varım bundan sonra. Ama ben seninle en son gittim gece hayatına. Evet. Çok eğlendik. İşte çok yani eğlendik. Evet. Onu kesin yapmamız lazım. Onu yapalım. Tamam. Tamam. Ben bir gelirim sürü, ona. Neden biliyor musun? Bir çünkü henüz evli değilim yani. Ben hiç değilim. Hiç değilim. Ben kabuklu ayakkabım var bir sürü. Giyemiyorum. Giyme canım onları. Ha, geçen öğrenmedi gerçekten Ece. Anlamadım. Kabuklu ayakkabı giymek için mi gidiyorum? Kabuklu ayakkabılarımı ben giymek istiyorum. Çünkü yazık olur. Çalış. Ay ben bilemedim. Kepazelik. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kameralarını çıkar. Bir şey söyleyeceğim. Açın şeyi de yakalım onu. Cansu mumları yak. Mumları yakalım hadi. Hayır. Etrafı kolajen ediyorum. Tamam. Etrafı. Bir tanesi var. Dene bakayım. Rengi olan. Dene bakayım. Panter rengi gibi bir tane. Panter rengi. Kahverengi. Ay yok, sana da desenli. Duyuyor. Çok garip yani, oldu. Yüzümün dışına giden kısa bakar mısın? Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten zamanlamanız mükemmel abi. Ben bizimizi yaptık bu arada. Var ya. Her yeri topladın. Şimdi sürprizimizi yaptık. Şimdi Umut'u kekleyeceğiz. Diyoruz ki... Niye böyle şeyler yapıyoruz hiç bilmiyorum. Umut zannediyor ki yani daha gelmedik ama geldik. Şimdi Koray ona diyor ki duşa gireceğim işte. Daha gelip şey yapmadım. Telefon. Ya yazık ama mesaj atıyor bize. Tabii ya. Hepsi de yorumlarınızı beğeniyor, okuyor. Her şeye cevap veriyor bu çocuk. Aşırı. Ne sevdik. Bir melek bu. Bir melek ya. YouTube'un başına gelmiş bir melek. Instagram'a verdiğim şey abi. En sevdiğim şey. Hepsi bende. Ama öldürür mü? Hepsi bende. Hepsiyle konuşuyorum. Hepsi kankam. Günaydın. Bu sabah benim için çoktan başladı aslında. Şimdi sizinle beraber market alışverişime bakacağız. Ama size biraz daha bir şey koymam lazım çünkü böyle duramıyorum. Bu sabah uyandım. Telefona bakmadım 30 dakika. Zaten sabah uyanıp direkt çıkmam gerekiyordu evden. O yüzden böyle hiç vaktim yoktu. Süper oldu. Ondan sonra dışarıda çimleri bitiyorlar. Çok sinirli, bir dakika camı kapatayım. Şimdi market alışverişi yaptım. Market alışverişimi size göstereceğim. Çünkü değiştirdiğim birkaç şeyler var. Şöyle. Bunun içinde bu bez çantaları ben Bali'den almıştım ama bez çantaları artık her alışverişinizde falan da veriyor markalar böyle. Yani bez çanta çok artık şey olmaya başladı. Kolay ve ulaşılabilir. Artık sebzelerimi kesinlikle ve kesinlikle o plastik böyle altı beyaz plastik üstü şeffaf jelatin kaplı şekilde satılıyorlarsa almıyorum. Onun yerine tek tek elimi seçebileceğim şekillerde alıyorum. Öyle aldığım zaman da orada verilen poşetleri kullanmıyorum. Onun yerine bunları kullanıyorum. Ve çok daha az plastik kullanmış oluyorum. Bunun en sevdiğim yanı da mesela şunun içinde şimdi elmalarım var mesela. En sevdiğim yanı da bunun şey çöp çıkmıyor. Çünkü çöp çok büyük değil bir evimde benim. Ve o beyaz şeyler aşırı yer kaplıyor. Böyle her gün çöp çıkarmak zorunda kalıyorsunuz öyle olduğu zaman. O yüzden bunlar çok iyi. Bunları böyle buzdolabında da saklayabilirsiniz. Ki ben öyle yapacağım şimdi elmalarımı mesela. Laktozsuz süt. Kahvaltılık lor. Bunu çok seviyorum. Şey domates. Bunlara plastik olmayan bir şekilde ulaşamıyorum maalesef. Burada yani diyeceksiniz ki eminim yani bulabileceğiniz şeyler vardır. Şu an alışverişini gösterdiğim. Yani işte plastik kullanmıyorsun da şunu yapıyorsun falan diyebileceğiniz. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum diyeyim size. Mesela bunu yapamadım yani. Çünkü çeri domatesi çok seviyorum ve çeri domatesleri benim alışveriş yaptığım yerde böyle tek tek satmıyorlardı. Ama bir pazar öğrendim. O pazara gidip çeri domateslerimi de oradan bu şekilde almayı düşünüyorum. Mesela konserve Meksika fasulyesi. Ne kadar doğaya faydalı falan filan bunları geçtik. Activia diyorum yoğurt olarak. Bir de kabak, salatalık, doğranmış domates. Bu arada söylemeyi unuttum. Sabahtan beri DM kutum şeyle dolu işte. Senle beraber başladık. Biz de sabah bakmadık. Telefonumuzu açtık. 11 adım attık falan. Geçen işte haftanın videosundan dolayı. Eğer izlemediyseniz Mayıs niyetleri diye böyle aşırı motivasyon bir şey çektim. Aşırı gaza getirdiniz beni. Daha bugün 1 Mayıs bile değil. Ama yarın için hazırız galiba. O yüzden çok süper. Daha da bunu ben de Instagram'dan da paylaşmaya karar verdim bütün bu süreçleri. Süpersiniz. Bir şarkı yazdım dilimlenir içine al.
peki benim bütün gün koşturup bir sürü şey yapıp hiçbirini çekemememe ne demeli? Kaç puan? şimdi evdeyim. Bir sürü şey yaptım. Kuaföre gittim. Saçımın dip boyası gelmiş. Diplerini boyattım. Çok teşekkürler sevgili Özkan. Kapital Baslar. Her zaman söylüyorum. Ondan sonra Power TV için bir çekime gittim. DJ Funkisi ve Burçin'le, yani yıllardır radyoda dinlediğim insanlarla röportaj yapıyor olmak inanılmazdı. Orada bayağı cool davranmaya çalıştım. Sen izlersiniz. Mutlaka Instagram'dan da tarihini söylerim. Televizyonda olacağı tarihi. Ama gerçekten çok heyecanlıydım aslında. Ondan sonra eve geldim. İşleri hallettim. Şimdi sizden bana adımlarınızın screenshotları geliyor. Ben durur muyum? Ben daha bugün hiçbir şey yapmadım. Yani normal yürüyüşlerle 4000 adım falan atmışım. O yüzden şu an tight'ımı giyiyorum ve direkt yürüyüşe çıkıyorum. Akşam eğlence var. Akşam DJ Funkisi Cem bizi etkinliğe, partiye çağırdı. Onun partisine gideceğiz. Şurup'la beraber artı Tulu artı Gökito. Çikito Gökito. Çok heyecanlı. Çok uzandır bir şey yapmıyorduk. O yüzden hazır havada ısındı, yaz geldi. Ay çok iyi olacak. Şimdi ben yürüyüşe. Kendi evim gibi olduğu için geldim, hazırlanırken kendime kahvemi yapıyorum. Umarım taşmayacak. Lütfen taşma. Yeter. Vallahi taşacaktı. Cansu dengelerin, yani acarların evinden çıkış halindeyiz. Ama ufak bir problemimiz var. Çıkıdanın yine ayak kapısı. Sabaha kadar böyle. Çıkamadılar. Cansu uyuyakalacak birazdan. Geldik. 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 Merhaba. Ama kim eksik? Kim çalsak? Çünkü hala yani orada mı ne yapıyor bilmiyorum. Gelemedik. Kız arkada. Bak isteğinin. Cansu ile boş. Geldi. Oh. İnanılmaz güzel şey söylüyorduk. Bu saatten sonra dışarıda buluşmak biraz görüntü. Ay, gülüyordum. Geleceğim. Spor. Tamla geldim ve gecelere yine ayak uyduramadım. Evet. Bir de bana bak. Güzel. Topuklama giymişsin, hayal ettin gibi. Bu sayılmaz. Bu kadar topuklu değil. Nazlı'yla kahvaltıdayız. yine Nazlı kahvaltıyı sever manjirdeyiz. Yaklaşık ne kadar dakikadır yer bekliyoruz? 11'den beri saat kaçmış olduğunu merak ediyorum gerçekten. 37 dakikadır. 37 dakikadır yer bekliyoruz. Biraz yürüdük açıkçası. 37 dakikada burada bekliyoruz ama. Burası böyle ama çok güzel ya. Şu an karşıdaki manzarayı görüyoruz. Muhteşem. Şimdi burası müthiş yemeklerle dolacak. Birazdan. Tada! İşte geldik. Bir şey söyleyeceğim. Şu an ben kahvaltımı bitirdim. Her zaman gibi artık kahvemi içiyorum. Sadece bu kaldı ama Nazlı her zaman 3 saatte yemek yediği için yine yemek yiyor hala. Ve yaptığı şeyi size göstermek istiyorum tabağında. Küçük ekmek parçalarını böyle bölmüş. Çünkü hepsinden ayrı ayrı. Birine reçel, birine artık Nutella mı ne koyacak. Böyle bir kim yedin. Ağzını çok iyi biliyorsun. Sana helal olsun. Çiçeklerin güzelliği. Ay kızlar, çok yakıştınız buraya. Merhaba. Balı da gösterelim. Oo, merhaba. Merhaba Kalkan Bey. Merhaba Cansu. Merhaba. Şu kızlarındayım. Bir kalkan. Yemedim. Ne? Vallahi. Fakirlik. Ne yapacağım vallahi. Fakirlik. Yemedim. Nerede levrek, çupra? Onları levrek yedim. Ama palamutta yemem şimdi. Neden yemem? Yani ben sevmiyorum. Palamutta mı balık ya? Böyle siyaha yakın bir et. Siyaha yakın. Siyaha yakın palamut seven var mı masalarım? Var mı? Var mı? Ne? Siyaha yakın palamut seven var mı palamut? Yani palamut. Biz de hemen. Palamut.
Pardon, siz balık yemiyor musunuz? Biz Adana'da balık yemiyoruz, biz kebap yiyoruz. Aa, pardon. Dolar sayarım, rakamlar benim. 85. Pardon bir saniye. 101 abone sayım değil. Arkadaşlarıma geçirdiğim güzel saniye. Günaydın. Şu an size Cihantaşı'nda bir apartmandan sesleniyorum. Bir toplantım vardı. Toplantıdan çıktım. Baksana çok güzel eski, asansör eski. Çok seviyorum böyle apartmanları. Neyse, şimdi kargoya gidiyorum. Çekilişleri kargoya vereceğim. Ondan sonracığıma pıtı 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 aşağı iniyoruz. Adımlarımızı atıyor muyuz? Ben atıyorum. Instagram'dan da paylaşıyorum. Ece niyetleri devam ediyor. Artık her sabah telefonuma da bakmıyorum. Bu sabah hatta meditasyonum yaptım. Bayağı iyi gidiyor şimdi. Ay kapatayım şunu da başım döndü. İne ine. Şimdi klinik apa geldim. Geliyorum, geldim üzereyim. Lenf drenaj yaptıracağım. Instagram'da bahsetmiştim aslında ama. Görmeliyseniz vücuttan ödeme atmak için ve aşırı ödem var. Böyle ayak direkleri fil gibi şu anda. Onu atmak için yaptıracağım. Ay çok yürüdüm. Geri gitmem lazım. Hep böyle oluyor ya. Kafam uçuyor gidiyor. Ve makinenin içine gidiyorsunuz, giriyorsunuz. Sonra hiç böyle masaj gibi yapıyor böyle vum vum vum. Ödeminizden kurtulmanız yardım ediyor. Şimdi geldim, şapkamı çıkardığım için saçım birazcık basık ama klinik haftayım. Gülşah'la beraber bir su içiyorum şimdi. Lenf drenajı girmeden önce. Şurada da şöyle çok güzel bir heykel bana eşlik ediyor. Lenf drenajı gireceğim gene. Orayı da gösteririm odayı size. Ama mutlaka o kadar tatlı ki şuranın. Baksanıza kıymayı bile pembeye boyamışlar. Acayip şeker. Evet. Bunun içine yatacağız şimdi. Bunları böyle bacaklarımı saracağız. Sonra yarım saat oturacağız içinde. Çıkmış kuğu. Kuğu çıkmış. Benim story'mi izliyor şimdi. Bakın siz ne görüyorsunuz falımda? Ay geçti. Dur. Ne diyor? Yaladım. Bak şu kuğu bak. Kuğu ne demek? Şu bir kuğu ya da ördek. Allah. Tatlı kuşasın aşkım. Ay aşkım. Aşkım bizi sevgili misiniz diyorlar. Ne oldu? Ne gördün? Yan kalp gördüğümü düşündüm de kendi yansımanmış. Çünkü sen aşksın. Çok sevgiliyiz yani. Çok sevgiliyiz yani. Bu kadar ama çok. Yani... Bu da çok. Sevgiliyiz birazcık. Evet. Ama bildiğiniz aşklardan değil bambaşka. Hiç böyle bir ilişki görmedim. Hiç görmedim. Sen hiç böyle bir ilişki yaşadın mı Ece? Hayır sen ikisin. Aynı durumdayım. Gerçekten. İlk dereceyle yaşıyorum çocuk. Ay. Hayatımda neler gösterecek kızı. Yolumuz çok açık biliyor musun? Artık şey değil böyle. Ahmet Kural'ın Tula'ya bakışı yok. Tuğ'un Ece'ye bakışı var artık. Tuğ'un Ece'ye bakışı var artık. Ay ağzımda damarlar çıktı heyecandan. Ne tatlı bir kız, tatlı bir sıkışı. Kalp yapalım mı? Çok hızlı bir şey söyleyeceğim çünkü bugün hiç planlandığı gibi gitmiyor. Bugün bir sürü işim vardı, Cihantaşı'na gidecektim, çok güzel bir gün geçirecektik. Ama Sufya'nın kenesi varmış. Annemlerde kaldı birkaç gün. Orası tabii böyle orman, sokak köpekleri var bir sürü. Onlardan gördünüz zaten vlogun başlarında. Orada kene kapmış. Ben de bu ne böyle et belli mi falan diye veterinere WhatsApp'tan gönderiyorum. İçeceğim bu kene dedi, alabilir misin? Alamam dedim efendim, siz alın dedim. Şimdi kene aldırmaya gidiyoruz. Sonra Cihantaşı'na gideceğim ama. Gideceğim. Akşam da partiye gideceğim. Bu haftanın sosyalliği nedir? Kendimi aştım ya. Yüzüksün aşkım. Oy. Sen keneli misin? Keneli misin? Sonunun yapmışına geldim. Merhaba Burcu. Hello. Sorry guys. Ne kadar da kaba birisi. Müzik var ama içeride ama şu an bu odaya geldik çünkü burada ne var? Beni nerede bulabileceğinizi çok iyi biliyorsunuz. Lillian Rose'un Trendyol'la işbirliğinin lansmanına geldi. İçeriye doğru gidiyorum. Ben içeriye doğru gidiyorum. İçeriye doğru gidiyorum. Buraları da göstereyim size. Lillian Rose. Şurada Rose. Yani Roy. Burada bikinler. Buradaki bikinleri de göstereyim bir dakika. Bunlar muhteşem. Lillian Rose'un işlemeleri muhteşem. Renkler.
Şimdi eve geldim. Nişantaşı'nda koştur koştur bir gün geçirdim. Metroyla döndüm eve ve yürüdüm bayağı bir. Bunları eğer 11 adım şey olmasaydı yapmazdım. Direkt arabayla gidip gelirdim. Ama arabayı almadım bugün Nişantaşı'na giderken. Bol bol yürümüş oldum. Hava da bugün şansa böyle kapalı. Böyle sisli falan da acayip sabah. O yüzden biraz üşüdüm. Umarım hasta olmam. Şu anda attığım adım 8578. Sufle'yi de bir gezdirdik mi bunu 10.000 yaparız. Akşama dışarı çıkacağımız için ve dans edeceğimiz için orada da bir adımlar artar diye düşünüyorum. Ama iyi oldu yani böyle mesela metroda yanınızdan böyle merdivenleri çıkan, yürüyen merdivenleri çıkan birini görürseniz o ben olabilirim. Şöyle bir bakın. Bu arada şey de söylemek istiyorum. Ay kolum ağrıdı, diğer kola geçtim. Aşırı bu hafta sizden çok yanıma gelen oldu. Bu inanılmaz güzel bir şey. Bu ben sanırım daha çok dışarıdaydım ve böyle AVM falan tarzı yerlerdeydim. Çok iyiydi yani. Çok seviniyorum yanıma geldiğiniz zaman ve beni çok mutlu ediyorsunuz. Lütfen yanıma gelin beni görürseniz. Şimdi sufle gezdireceğim, yemek yapacağım. Sonra inşallah eğer beni ekmezse Tulu buraya gelecek. Buraya biraz hazırlanıp beraber dışarı çıkacağız. Evet, makyajımı yaptım. Şöyle göstereyim. Şu an Tulu geldi. Kapıdan girmesini bekliyorum. Her an kapı çalabilir, her an gelebilir. Nars'ın o paletini kullandım yeni. Makyaj paletini videomda görmüşsünüzdür. Bayıldım. Onun dışında bildiğiniz şeyler, eyeliner, kalem. İçeride BAM playlistim çalıyor. İzle, dinlemedin mi BAM? 150 bin kez söylüyorum. BAM. Kim geliyor mu? Bak, kıyafetimi giyemedim. Çünkü son ana kadar rahat olmayı severim. Ne oluyor? Geldi. Hoş geldin! Aman tanrım, bu ne şıklık. Bu ne yakışıklılık. Nereye gidiyoruz? Ay, my date is here. Bayağı hazırım. Oh. Bugün Ece için hazırım. Oh. Gece için değil. Bir kıyafet gösterelim. Tulu bunları giymemi söyledi. Arkadakileri giyecektim ama uzun topukları giymemi söyledi. Ertesi gün oldu. Dün akşamı çekmedim. Bu sabah da geçti. Öğlen şu an. Ve ben evden çıkıyorum. Viyana'ya uçacağım bugün. Hafta sonu ve pazartesi gününe kadar Viyana'dayım. Orada da çekeceğim bu vlog. Burada bitiyor. Yarın Viyana başlayacak vlog. Ama o 2 hafta sonra. 2 hafta sonra yani her hafta video koyuyorum bu arada ama 2 haftada bir vlog koyuyorum. Onu demek istemiştim. 2 haftada sonra görüşürüz diye. Şimdi bu haftanın çekilişini yapıp bu videoyu kapatıyoruz. Bu haftanın ürünleri Origins'den Pore Perfecting Cooling Primer, Lancome'un bronzlaştırıcısı bu sefer droplarından. Bir tane Balmain L'Oreal ruj ve bir tane NYX ruj. Bunları kazanmak istiyorsanız yapmanız gereken şey her zamanki gibi bir yorum bırakmak, bir beğeni bırakmak, bir de abone olmak. Sizi öpüyorum. Sonraki de görüşürüz.